Arkadaşlar bugün herkesin çok sevdiği lazanya yapacağız. Şu tavamı çıkarmak ve kıymamı çıkarmak dışında hiçbir şey yapmadım. Ve burada lazanyam ve lazanya yapacağım kap var. Onun haricinde hiçbir ön hazırlık yapmadım. Evet, öncelikle tavamın altını yakıyorum. Bir miktar zeytinyağı döktüm. Buzdolabımdan daha önce doğramış olduğum soğanlarından çıkardım. Daha önce dolabıma dondurup koyduğum kırmızı biberim var. Hemen onu doğruyorum. Donmuş soğanı koymuştum tavaya onun üzerine. Güzel bir renk veriyor. Evet, bu kadar yeter. Bunun biri buzdolabına koydum. Yeşil biberim var mı? Ona bakayım. Evet, var. Bir tane yeşil biber doğrayacağım. Şöyle tohumlarını bir alayım dışarı. Elimi kuruladım. Bunu binlerce kere yaparım bir yemek yapma esnasında. Şimdi kırmızı biber, yeşil biber ve soğanlar hafifçe pişmeye başladı. Ben de etimi şöyle buzluktan yeni çıkardım çünkü çok donuk olabilir. Biraz fazla kıymam ama olsun, kalanını başka bir şeyde kullanırım. Daha iyi kavrulmuş hazır kıymam olur. Çünkü yemekler zannedildiği kadar böyle kendine özgü değildir. Temel şeyler bütün yemeklerde hep aynıdır. O anlamda kıymayı kavurduysanız İşte soğanlı biberi, yeşil biberi, baharatlarıyla birçok yemeğe malzeme demektir bu. Şimdi böyle orta yağlı, hatta hafif yağlıya doğru bir kıymam var. Biraz donuk kıymam, çok açılmamış. Onun için bir miktar su alacağım üstüne. Daha böyle hani top top olmadan daha kolay kavurmamı sağlayacak. Bu arada tuzunu dökeyim. Çünkü tuz hem buz olan yerlerin çözünmesini sağlayıp yardımcı olacak bana. Yavaş yavaş çözülüyor buzları. Kaşıkla bastırarak karıştırıyorum ki top olmasın. Bu bir
bir ev hali yemektir arkadaşlar. Böyle muhteşem, işte bütün malzemelerin hazırlandığı görsel bir yemek yapma videosundan çok binlerce kadının her gün yaptığı şekliyle bir yemek yapma şekli. Böyle şeyler bana her zaman daha doğal geliyor. Ben videolarımdan da biliyorsunuz doğal olmayı her zaman tercih ediyorum. Evet, kıymam çünkü uzun zamandır çıkarmıştım ama orta merkezi yerleri biraz daha katıydı. Şimdi onlar da çözülüyor. Bu yemeği yapmaya başladığımda saat 6:30'du. Bakalım saat kaçta bitireceğiz. Aspiratörü açmadım. Çok ses yapıyor diye. Bugün İzmir'de hava çok güzel. Evin her tarafı yemek kokmadan şu camımı açayım. Hemen bütün buzları çözüldü sayılır. Size yakından göstereyim. Şu anda kıymam şöyle görünüyor. O birazcık pişsin. O pişerken biz de başka bir şey yapalım. Şöyle koyalım. Bu arada salçasını da ilave edeyim. Şu ara evde ne var, ne kadar var? Pek bir fikrim yok çünkü anneanne oldum biliyorsunuz. Şu ara zamanımın ve günlerimin çoğu kızımın elinde geçiyor. Şimdi buna az miktarda pul biber salçasını koydum. Belki biraz bu kekik koyabiliriz. Kekiği seviyorum. Karabiber. Tuzumu daha önce koymuştuk. Tuzumu çözmeye yardımcı olsun diye. Karabiberi çok bol kullanabilirsiniz. Lazanyaya çok yakışıyor çünkü. Evet, salçasını da koydum. Bir sarımsak koyacağız. Şöyle her zamanki gibi içine. İçinin benimle olan ilişkisi
Şimdi şu anda bitti. Bu tencerenin kapağını koyayım. O pişe dururken tenceremi alayım. Şuraya alayım. Buraya koyayım. Yine zeytinyağımı koydum. 6 yemek kaşığı, 5-6 yemek kaşığı kadar. Unumu çıkarayım. Şimdi beşamel sosu yapacağız. Önce 2 dolu dolu yemek kaşığı koydum. Lazanya için bize kıyma, beşamel sos, peynir rendesi lazım. Şimdi şu sütümü çıkarayım. Öncelikle markası belli olmasın. İzmir tulumu kullanacağım. Evde o var çünkü. Şunun içine yapabilirim. Kıyma pişiyor. Beşamel sosunun da unu kavruluyor. Ben bu esnada peynirimi rendelemeye ve ara ara unumu karıştırmaya devam ediyorum. Biraz un fazla olmuş. Şöyle bir kaşık daha yağ ilave edeyim. Daha stabil pişsin. Kavrulmasının kokusu gelmeye başladı. Koku muhteşem bir kokudur. Çok sağlıklı değildir ama çok güzel kokar. Bir miktar tuz atayım. Tuz lezzetlendiriyor çünkü. Ondan sonra yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam edeceğim. Çok fazla kavurmuyorum. Öyle hani azıcık rengi döndü mü yeter. Çünkü yiyecekleri ne kadar pişirirseniz o kadar sağlıksız oluyor. Hele kavurma gibi şeyleri. Onun için çok fazla otur işlemleri yaparken dikkat ediyorum. Şimdi şöyle bir karıştırıcı daha çok işime yarar. Kaşığımı çıkarayım. Kenara koyayım. Lazım olacak. Şimdi
acıyla sosun kıvam almasını bekliyorum. Bu arada etim kavruluyor. Bunu karıştırayım. Beşamel sosu biraz sulu hazırlıyorum. Çünkü eskiden lazanya yaparken makarnasını haşlardık. Şimdi kullandığımız lazanya makarnaları haşlanmıyor. Direkt konuyor. O anlamda sulu bir beşamel onların daha kolay kıvam almasını sağlıyor. Peynirimi de rendeledim. Peynirim de hazır. Sütün hepsini boşalttım. Kıymamın altını kapatıyorum. O hazır. Böyle bakayım da bakayım daha neler var. Şimdi koyabilirim. Havuç yok. Havucum olsa ben kıymanın içine havuç da koyuyorum. Çok güzel oluyor. Ama bugünlük havuçsuz yapacağız. Eşim bulaşık makinesini boşaltmış. Böyle olunca nereye de bulamıyorum. Evet, şimdi bunun olmasını bekliyoruz. Ben başlıyorum. Her zaman önce tavaya kıyma korum ben. Lazanyayı neyde yapacaksa. Çünkü önce makarna koyduğumuzda yapışıyor dibi ve çok zor oluyor dilimlemek ve servis etmek. Onun için kıyma koyarak başlamak her zaman daha güzel. Şöyle biraz daha yakına alayım makinayı. Şöyle biraz daha yandan olsun. Makarnamız, peynirimiz
Başka öyle çok uzun uzadıya işimiz olacak bir durum yok. Evet, hadi kaynağı, hadi kaynağı. Arkadaşlar bunu da kapatıyorum. Şöyle yanıma aldım. İçine bir kepçe aldım. Önümde lazanya yapacağım. Kap var. Makarna, peynir rendem, kıyma ve beşamel sosum. Şunu şöyle yaklaştırayım ki korken çok sıkıntı olmasın. Şimdi başlıyorum. Kaba dizmeye. En altına demin dediğim gibi kıyma koydum. Şöyle evet, kabın kenarını hep kırmak için kullanırım. Öyle olunca düz. Evet, bolca beşamel sos. Üzerine kıyma. Her kata. Evet, öyle çok muntazam koymamıza gerek yok. Üzerine peynir. Evet. Gene bu sefer dizdiğimin tersi yönünde. Şöyle makarnası, şöyle bolca sosunda. Evet, kıymasından koydum. Bolca peynirinden koyuyorum. Yine. Şu demirden kalan fazlalıkları da şöyle koyalım. Telefonum hiç susmaz arkadaşlar. Her an, her şekilde illaki birileri bir şey yollar. Peynirini de koyduk. Bu muhtemelen son katımız olacak. Artık son kat. Daha kıyma koymayacağım. Şöyle bütün koyayım. Çünkü tabak yukarı doğru genişlediği için artık kırmama gerek kalmıyor. Şöyle kenarlarını kapatacak gibi kıralım. Evet. Fazlalıkları yerine koyayım. Evet, şimdi arkadaşlar en üst artık bitti. Kıymayı da kaldırıyorum.
şu kalan beşamel sosun içine biraz yağ koydum. Bazen bir yumurta kırarım. Bunun üstüne dökeceğim. Evet arkadaşlar. Şöylece bitti. Şimdi bu kalan peyniri bunun üzerine dökeceğim ama şimdi değil. Çünkü fırında bu pişerken peynirler çok pişer, yanar. Bunu bir yarım saat bekleteceğim. Şu anda saat 7:02 var. 7:30 gibi fırına atacağım. 180-190 dereceye koyuyorum ve bir zaman yok. Yani yarım saatten sonra kontrol ederim. Üstü kızarmaya başladığında ve yumuşadığında bıçak sokarak deniyorum. Peynirini de korum. Bir 5 dakikada öyle kalır. Ondan sonra lazanyamız yemeğe hazır olur. Ve lazanyada dikkat ettiğim bir de şu var. Fırından çıkardıktan sonra bir 15-20 dakika dinlenmeli lazanya. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Çene yapınca saat 7 oldu. 6:30 gibi başlamıştık. Yarım saatte hazırladık. Peynirin fazlası duruyor. Lazanyamız hazır. Biraz dinlensin. Biraz birbirine alışsınlar. Ondan sonra fırına vereceğiz. Fırından çıktıktan sonra son halini tekrar görüntüleyeceğim. Videonun sonuna ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.